أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün dersimiz namaz surelerinden resmi adıyla Ma'un suresi diye bilinen, halkımızın arasında Eraytellezi suresi diye bilinen sure inceliğini kısaca manasını anlamaya ve de anlatmaya çalışacağız. Mekke'de nazil olduğu yazar resmi mushaflarımızda ama tabiinden, sahabeden ve tabiinden birçok zat Medine'de nazil olduğunu da söylerler. İki tarafında kendine göre delilleri var. Bazılar da arayı bulmak için hem Medine'de nazil oldu hem Mekke'de nazil oldu derler. Tefsirlerimiz de öyle yazar. Bunu da şöyle ayıklamamada fayda var. Ya hem Mekke'de hem Medine'de nazil olur mu? Mekke'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olan zatlar Mekke'de nazil olduğu halde duymamış olabilir. Medine'de duymuş olabilir. Zaten Ansar dediğimiz, yani Medine'nin yerlisi olan Müslümanlar muhacirlere yardımda hiçbir şeyden fedakarlık yapmayan, hiçbir şeyden kaçınmayan o insanlar orada duydular bu sureyi. Yani sevgili Peygamberimizin mübarek ağzından Medine'deki ashab, yerlisi olan ashab-ı kiram orada duydular. O zaman onlar Medine'de nazil oldu kanaatinde olabilirler. Öbürleri Mekke'de nazil oldu kanaatinde olabilirler. Bu ihtilaflar surenin kendisine hiçbir zararı olmaz. Hani tefsirleri okuyup da ya hangisine inanalım? Hiçbirine inanma istersen ama şeye inan, ayete inan. Sure-i Celile'ye inan. İster Mekke'de insin, ister Medine'de insin. Ama sureye inan, yeterli o. Rabbim buna da yine bir soru işareti edatıyla başlıyor. Eraeyte, gördün mü derken soru değil bu. Sen onu gördün anlamındaki. Yani gördün mü dediğim çıktı mı diyoruz. O anlamda. Yani ikisi de biliyorlar o olayı. Gördün mü? Nasıl oldu netice? Ben sana demiştim gibi Türkçe'de de kullandığımız cümleler vardır. Aynen öyle. Yani bu diğer dillerde de, yani İngilizce'de, İngilizcesinde de, Almancasında da falan her dilin kendine has özellikleri var. Türkçe'de de kullanıyoruz. Arapça'da da bunu kullanıyorlar. Onu Elem Tera suresinin manasını verirken de bir dikkat çekmiştik. Gördüm, yani sen gördün. Kimi gördün? Eraeytellezî yükezzibu biddîn. Dini yalanlayanın sonunu sen gördün. Veya dini yalanlayanların dünyadaki davranışlarını sen gördün mü? Yani gördün sen onu diyor. Hani tefsirlerimizde sebeb-i nüzul olarak da ifade edilir. Ebu Süfyan Mekke'deyken deve kesmiş bir. Deve kesmiş, yiyecek. Arkadaşlarıyla, toplarıyla yiyecek. Garibanın biri de gelmiş, ya o deveyi kesmişsin, bir parça da bana verin de bir et görsün, midem demiş. Ovalayı verdik diyor. Onun üzerine وَلَا يَحُوُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ onu hedefledi diyor. Zaten tefsir usulü kitaplarımızda şöyle bir şey geçer. Sebeb-i nüzul ayeti tahsis etmez. Yani bu ayet
Ebu Süfyan'ın bu davranışı üzerine inmişti denmesi bizi ilgilendirmez anlamına gelmez. Sebep-i müzürler daha ziyade ayetin manasının anlaşılmasını kolaylaştırır. Hadislerin sebebi de, yani sevgili Peygamberimizin davranış veya söylediklerinin sebebi de sebebi vurud derler ona. Sebebi nüzul ayetler için sebebi vurud dediğimiz, yani Peygamber Efendimiz şöyle bir olayın üstünde üzerine böyle demişti diyoruz. O sebebi vurudu bilmek hadisin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Bir olay olmuş, o olayın üzerine söylendiğinden dolayı hadisi daha iyi anlıyoruz. Ama sebeb-i vurudu bilmeden de kelimelere ve o kelimelerin o günkü Arapçasında ne mana yüklendiğini de bilerek onun manasını da anlayabiliriz. Sebeb-i nüzul, ayetlerin iniş sebebi, ayetin manasını yalnız o adama, o olaya tahsis etmez. Mesela bunun bazı ayetleri etkisiz hale getirmek için kullanıldı. Türkiye'de kullanıldı bu. Yazıldı, çizildi yani. Mesela Maide suresinde bir üç tane ayet. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ diye فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ zalimun bir tane daha var. Fasikun. Yani üç ayet. Şimdi bunu birine dokunduğundan dolayı bu ayetler, biri çıktı dedi ki o ayetlerin sebebi nüzulü var. Onu biz biliyoruz, eski kitaplarda yazıyor, şu ayetler Yahudileri, şu ayetler Hristiyanları, bu ayetler de münafıkları hedefliyor. Bizi ilgilendirmez. Bunu bayağı hatırlı, ismini bildiğimiz bir hoca benden de söyledi. Vatandaştan biri ama, yani hoca da plan olmayan bir delikanlı dedi ki hoca, hocam da demedi orada. Hoca dedi, Kur'an'daki binlerce ayette Yahudiler geçer, binlercesinde Hristiyanlar geçer. Geri kalanlar da Mekke müşrikleriyle ilgili, öbürler de Medine münafıklarıyla ilgili. Öyleyse Kur'an'da bizi ilgilendiren ayet yoktur. Deyince hocanın hiç aklına mı gelmedi? Bildiği halde yanlış mı söylüyordu? Durup deyip tutuna kaldı, o kadar. Allah rahmet eylesin, yine hoca vefat etti de Allah rahmet eylesin. Yine Allah rahmet eylesin. O ayet üzerine kitap yazdı. Yani diye Allah rahmet eylesin. Yine de Allah imanla gitmişse Allah rahmet eylesin. Yani sebeb-i nüzul ayeti tahsis etmez. Anlatabildim değil mi burasını? Bütün mesela birçok değerli kitaplarımız Konya'da bir hoca efendi yazmıştı. Herhalde 20 cilt falan yazdı. Sebeb-i esbab-ı nüzul diye bir kitap yazmıştı. Piyasada şu anda pek yok ama belki sahaflarda falan bulunabilir. Güzel bir kitaptır. Mananın anlaşılmasına kolaylık sağlar. Fakat ayeti tahsis etmez. Burasını iyi bileceğiz. Ayet Yahudilerle ilgiliyse bizi de ilgilendirir. Yahudiler şöyle yaptıklarına başlarına bu geldi demişse, ha biz de onu yapmayalım anlamında. Onlar Tevrat'ı tahrif ettiler. Ha biz de Kur'an'ı tahrif etmeyelim. Tahrif nasıl? Günümüzde tahrif, kelimelere yeni manalar veriyorlar. Çağımızın şeyine uygun, kafirliğine uygun mana vererek onlara yaranmaya çalışan insanlarımız var. Din Allah Celle Celaluhu'nun dini, kitap da onun kitabı. Ve o da diyor ki, Arap dili üzerine indirdik. Şu bugünkü Arapçaya göre değil yalnız. Kur'an nazil olduğu andaki Arapçaya göre. Onun için
Elmalı'da da var epeyce. Bizim tefsirlerimizde cahiliye dönemi, yani İslam'dan önceki şairlerin şiirlerini tefsircilerimiz korumuşlardır. Kur'an'ın manasının doğru anlaşılması için. Çok müstehcen şiirler de var o cahiliye dönemi şairlerinin. O tefsir kitabında vardır. Yani manasını vermeden geçiyor tercüme edenlerimiz. Çok müstehcen. Ama almak durumundalar. Niye? O kelime bu anlamda kullanılırdı. Kur'an onun üzerine nazil oldu. Öyleyse o günün dili üzerine inmiştir. Onun için Hicri 3. asra kadar yazılan lügat kitapları, Arapça lügat kitapları daha en muteber lügatlardır. Onlara bakılarak Kur'an-ı Kerim'in manası verilmesi gerekiyor. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينِ Dini yalanlayanı gördün değil mi? Gördün mü sen onu? Gördün mü? Yani gördün sen onu. Gördün sen onu. Kim o? Ebu Süfyan. Kim o? Ebu Cehil. Kim o? Ebu Leheb. O gün için. Medine'de kim o? Abdullah bin Übey bin Selul gibi insanlar bu dini yalanlıyorlar. Yalanlama bir. Yani yalanlama da çeşit çeşit. Mesela Ebu Cehil mantığı, Mekkeli müşriklerin mantığında Allah'a inkar yok hiç Mekkeli müşriklerde. Allah'a inanıyorlar. Kur'an diyor bunu. Onlara böyle inselerdehüm men halakas semavati vel arda. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan sen onlara yeyehûlünnallah. Elbette Allah yarattı derler. Peki öyleyse buyurun, Allah'ın kitabına uyun, o zaman وَالْنَتَّبِ اُمَا وَجَدِنَا عَلَيْهِ آبَائِنَا Biz atalarımızın izinden ayrılmayız. Atalarımızın izinden gideriz diyorlar. Yani senin getirdiğin kitaba uymayız. Bu dine inanmayız diyen Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi insanlar var. Allah'a inanıyor. Sevgili Peygamberimizin peygamberliğine ve onun getirdiği kitaba inanmıyor. Yalan bu. Bu yalan söylüyor diyorlar. 40 yıl yalan söylememiş peygamber olmadan önce güven vermiş insanlara. Şimdi işlerine gelmeyince yalan söylüyor diyorlar. Ben Allah'a da inanırım, Kur'an'a da inanırım, peygambere de inanırım. Ama diyor, benim kendime diyor bunu. Doğu Fakültesi öğrencilere Emingil'le derste varken, Doğu Fakültesi profesörlerinden biri görüşme arz etmiş, görüştük. Hocam, biraz rahat konuşuyor. Televizyonlara çok çıkardı ama şu 10 veya 15 yıldır hiç görmedim adamı. Ondan önce 28 Şubat döneminde hemen her bir televizyondaydı o. Hoca, Kur'an'a da inanırım, Allah'a da inanırım, Peygamber'e de imanı inanırım, Müslümanım elhamdülillah. O zaman olsaydım, Peygamber zamanında olsaydım, sonuna kadar Kur'an'ı savunurdum. Ama şimdi zaman değişti, ahkam değişti. Diyor. Bunlar da bir başka tür, yalanlamanın bir başka türü bu. Dedim ki, kainatı, evreni de Allah'ın yarattığına inanıyor mu? Yani kainatı, evreni, yani suyu, güneşi, ateşi, yıldızı, denizi, Allah'ın yarattığına inanıyor mu? İnanıyorum. Tabiatta kaç tane kanun varmış? Hani yağmur yağması, buharın yükselmesi, güneşin doğması, kuşun uçması, eşyanın yukarıdan aşağı düşmesi, balonun yukarıya doğru, gazın yukarı doğru çıkması, bütün bunlar. Kanun mu? Kanun. Bu kanunları kim bulmuş? Filan adam. Kim koymuş? Allah Celle Celaluhu. Allah'ın koyduğu kanunları. Ne zaman tarihi bunların? Dünyanın yaratılışıyla beraber. Yani dünya yaratılmış, suyla beraberinde yaratılmış. Hazreti Adem bu sudan içtiğini içti. Şimdi siz şunu diyor musunuz? Allah suyun kanununu iki hidrojen bir oksijen koymuş ama Adem'e göreydi bu.
Bizim suyumuz ayrı olsun. 2000'li yıllarda yaşıyoruz. Bizim suyumuz ayrı olsun diyor musunuz? Demiyoruz. Tabiatta binlerce, on binlerce kanununu koymuş Rabbim, tek kusur yok. Her şey tıkır tıkır işliyor. Peki burada hata etmeyen Allah Celle Celaluhu Kur'an'daki kanunlarında mı hata edecek? Sonra sen bana bir ayet söyle, şu ayet çağımıza uymuyor de. Uymuyor de. Hadi bakayım. Hoca bunun yazılması lazım. Ben yazıyorum da sizin kesim okumuyor dedim. Sen yaz. Sen yaz. Yazmadı da derste anlatırmış yani. Yazmadı. Ama derste anlatırmış. Allah Celle Celaluhu nasıl ki tabiat kanunu vardır, Kur'an'daki kanunları vardır, bir de toplum kanunları, sosyal kanunları vardır. İşte o sosyal kanunlardaki bozulmalar Allah Celle Celaluhu'nun dinine uymamaktan kaynaklanıyor. Gördün mü? اَرَاَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينِ Dini yalanlayanın ne yaptığını gördün mü? Diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz dine davet ediyor insanlara. İslam dinine davet ediyor. Hayatımızı nasıl yaşatan biri var sizi, beynin, saçımızın telinde, tırnağınıza kadar. Sizi ayakta tutan biri var, o birinin size indirdiği bir kitabı var, hayatınızı ona göre düzenleyin diyor Allah Celle Celaluhu. Bu düzenleme esnasında buna uyanlar ve de uymayanlar. Mesela sahabeden örnek veriyoruz hep. Çünkü en mükemmel örnek onlar. Daha önce çocuğunu, kız çocuğunu özellikle toprağa canlı canlı gömecek kadar vahşi bir hayat yaşayan, çalmak, vurmak, talan etmek normal eşkıya kanununa göre geçerli olan bir toplum, bir anda haram demez, yalan demez bir toplum haline geliveriyor. Peygamberi öldürmeyi de cesaret gösterecek kadar cesur davranan Ömer, iman ettikten sonra kıyamete kadar gelecek insanların adalet timsali, adalet örneği oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Din insanın hayatını böyle etkiliyor. Suç her gün işlenirken, İnsan olmamız hasebiyle en aza iniyor, en aza. Yani Peygamber Efendimiz'in döneminde, Medine'de, o 10 yıllık hayatta cezası verilenleri biliyorsunuz, 8-10 tane veya toplam 50'dir. Toplam 50 kadar bir dava görmüş ve de cezalandırılmıştır. Aynı insanlar günlük o kadar suç işliyorlardı, dine girmeden önce. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ فَدَٰلِكَ الَّذ۪ي İşte bu dini yalanlayan var ya, olur muymuş canım Allah öyle insanları yaratır, ondan sonra bizim işimizi bize bırakır. Biz aklımızla bu işi hallederiz diyenler yetimi iterler, yetimin haklarını korumazlar. Diyor Allah Celle Celaluhu, فَدَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yetimi iter, kakar, yani ona sahip çıkmaz, yetime sahip çıkmaz diyor. Hani yine bu ayet-i surenin tefsirinde sebeb-i nüzul olarak da mahkeme, yani Mekke mahkemesinden biri yetimin yönetimini, malının yönetimini Ebu Cehil'e vermiş. Herhalde çocuğu durumu biraz zengince ki Ebu Cehil aldığına göre. Sonra çocuk sefil bir hayat yaşıyor, ya bana malımdan bir şeyler ver deyince, hadi defol git, büyüyünce veririm senin malını. Yani büyüyünceye kadar onun vasisi olarak görev yapacak. Bunun üzerine, وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ O yetimi iter. Yedi o yetim, yetimi iter diyor.
sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ene ve kafirül yetimi kehateyni eliyle de işaretlemiş şöyle. Ene ve kafirül yetimi. Bu hadis bir zaman Osmanlı döneminde Hattat'a biri yazmış. Epeyce yerde de gördüm ben deva olarak. Kenara tesiplenmiş, basılmış, baskı olarak piyasada var epeyce. Ene ve kafirül yetimi kehateyni. Yetimin ihtiyaçlarını karşılayanlar cennette benimle beraber olacaktır böyle. Yani bu parmak bu parmağa ne kadar yakınsa o da bana yakın olacaktır anlamında söylemiş sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için ecdadımız hani eski ifadesiyle Diyarul Eytam yetimlerin sığınak yeri olarak kurumlar kurmuşlar. Şimdi onu çocuk esirgeme kurumu olarak devam ettiriliyor. Yani oralarda hizmet görenler çocukların gönüllerini telini titretmemeye dikkat edecekler. İhtiyacı olduğunda o tür kurumlara yardım eli de uzatılacak. Veya illa orada değil, mahallenizde babası ölmüş çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriverin, dikkat ediverin. Bu ayeti bunun için okuyoruz biz. Yani elimizi bağladık, erayetellezi yükezzibü biddin. Dini yalanlayanlar var ya, yetim haklarını korumazlar, yetimlere sahip çıkmazlar diyoruz. Öyleyse ben dindarım, camiye de gelmişim, Rabbim huzurunda elimi de bağlamışım. Öyleyse ben onun gibi olmayayım. Benim olmamam lazım. Benim yetimlere sahip çıkmam lazım. Hiçbir şey yapamazsam başını okşa diyor. Sevgili Peygamber başını okşayıver diyor. Babası, baba eli değmedi ona. Senin elin değsin de o gıdasını yine alsın. Yani yardım elinizi uzatıvereceksiniz bugünden itibaren. Mahallede fakirlere gözeteceğiz, onu görecek. وَلَا يَحُوْوُ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ. Fakirlerin karınlarının doyurulması konusunda teşvikte bulunmaz. Mesela teşvik kelimesini söylesem, teşvik tedbirleri alındı. Devlet yeni bir kararla teşvikte bulunacak diyoruz. Ne akla gelir? Zenginlerimiz yine koşsunlar. Abi dörgülen yarı şöyle bir fabrika kuracağım, şu kadar zaman alayım. Şu kadar yıl şey, ödemesiz, şu kadar faizsiz ve plan yapı yıl kadar da ödemesiz. Yani sistem dünya genelinde kapitalist sisteme döndü. Yani komünistler biraz direndiler 70 yıl, inim inim inlettiler onlar. Bu sefer kapitalistlerin inlenmesine özendiler. Bir de biz inleyelim bari kapitalistlerin inlemesi gibi dediler. O tarafa yöneldiler. Onun için ne komünizm ne kapitalizm, İslam bizim. Allah Celle Celaluhu'nun sevgili peygamberi Aleyhissalatu Vesselam'ın halkından biraz daha geri bir hayat yaşamış ekonomik olarak peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam. Hazreti Ayşe validemiz iki ay geçerdi, su ve hurmadan başka bir şey evimizde olmazdı diyor. Bu özendirme değil, olayı anlatıyor. Yani siz de öyle olun anlamında değil. Öyle oldu. O sahabe, ashabının daha iyi yaşaması için gayret gösterdi. Bir de bütün peygamberlerin ortak özellikleri. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bütün peygamberler bunu söylemiş. Bu yaptığım peygamberlik karşılığında sizden ücret istemiyor. Benim ücretim Allah verecektir. Onu bekliyorum ben diyor. Kendi elinin emeğiyle geçinmiş sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da şey almamış. Devlet başkanlığı maaşı almamış. Ama Hazreti Ömer döneminde çok büyüdü devlet. Yemen'den ta Mısır'a kadar. Mısır alındı. O Bağdat alındı. Dediler ki ya Ömer, hem kendi işin hem devlet işi. Sen ya maaş bağlayalım demişler. Tarihi Yakubi diye iki cilt ilk dönem yazılan tarihlerimizden bir tanesi.
O da demiş ki, Medine'de benim nüfusumda bir aile kaça geçinebiliyorsa o kadar maaş bağlayın demiş. Baş bağlamışlar. Ondan sonra asgari ücretin şeyi olmuş o. Sınırı olmuş. Yani devlet başkanının maaşı asgari ücretin sınırı olmuş. Çünkü şey, velisidir. Vali, vali kelimesi var ya, çok güzel bir kelimedir aslında ama onu küçültmüşler. İle tahsis etmişler vali kelimesini. Sevgili Peygamberimiz, ene veli yümen la veliyyele. Velisi olmayanın velisi benim diyor. Bunu bilirsiniz çocuklar, çocuğumuz okula kaydederken velisi kim? Çok güzel bir ifadedir o. Veli, velayetini üzerine alan, Mevla kelimesinden. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin diyor, ente Mevlana. Ya Rab, ey Allah'ım sensin bizim velimiz, bizim velimiz sensin. Veli nedir? Çocuğun yemesini, içmesini, yatmasını, kalkmasını, efendim, sağlığını, eğitimini, sıcaklığını, soğukluğunu, kışın sıcak, yazın serinletme görevini üzerine alan kişi. Vali, o şehirdeki bütün şey, nüfusu, İstanbul için düşünelim, 15 milyonun ihtiyacını kendi çocuğu gibi görecek. Kendi ailesine neler lazım? Her evde onun olması için gayret gösterecek. Devlet başkanı da velayeti üzerine alan adamdır. Hazreti Ömer'in ve sevgili Peygamberimiz demiş bunu zaten. Velayeti, yani kendine iman eden insanların velayetini üzerine almış. Böylece de aktif faaliyette bulunmuşlar. Hazreti Ömer döneminde de asgari ücreti devlet başkanının maaşıyla belirlemişler. Bunu kim yapıyor? Dine inanan. Dine inanmayan Mekke'nin kapitalistleri, Ebu Cehil. Mekke parlamentosunda sözü geçen adamlar bunlar. Ebu Leheb, Mekke parlamentosunda sözü geçen adam. Ebu Süfyan, Mekke parlamentosundaki kestiği insanlar bunlar. Onların döneminde de fakir iyiden fakir, zengin iyiden zengin. Yani bugünkü kapitalist sistem yeni değil. İnsanlık tarihinin dinden ayrılanları Habil'le başlayıvermiş. Habil'le başlayıvermiş. Kıyamete kadar da devam edecek. Biz orta bir ümmetiz. İki tarafı dengelememiz gerekiyor. Hüküntüm hayra ümmetinde ve cealnâküm ümmeten vasatan biz sizi orta adil bir ümmet kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Buna dikkat edeceğiz biz. Orta ümmet olmaya, yani hem kapitalistini hem komünistini kendine çekmekle görevli ve orta bir yolda, ne ifratta ne tefritte ve orta bir yolda yürümekle görevliyiz biz. وَلَا يَحُبُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْك۪ينَ فَغَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Yazıklar olsun şu namaz kılanlara diyor. Şimdi o namaz kılanlar namazı kılıyor ama hiçbir yetimin yardımına koşmamış. Namazını kılıyor ama hiçbir fakirin karnını doyurmamış. Ona yazıklar olsun. Yukarıdan alarak gelirse ona yazıklar olsun. Diyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir ayette hep hocalarımız onu çokça okudular. Allah tüm hocalarımızdan razı olsun, cemaatinden de razı olsun. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Fahşâ aynı zamanda kötülükler anlamında cimrilik manasına da gelir. Cimrilikten de alıkoyar. Her türlü fuhşiyattan da alıkoyar diyor Allah Celle Celaluhu. Ben bunu demedim. Fransa'da işçiyken asker arkadaşım bana dedi ki buraya bir gel ya, 80 kilometre aramız. Telefon yoktu o zamanlar.
mektup geldi. Ya bir gel buraya, bir Fransız kadın bana dini sorular sorup duruyor. Diye gittim ben. Tabii gitmeden önce bir hazırlık yaptım. Fransızca Profesör Muhammed Hamidullah Bey, yani İslam aleminin en gözde, en yüksek seviyede, dürüstlükte zirve bir insanı olarak, 98 yaşında vefat etti, Allah rahmet eylesin. Sorbonne Üniversitesi'nde 50 yılı geçti hocalık yaptı. Dünya şöyle dedi, hoca ne söylüyor söylemiştir. Yani kaynaklara bakarken filan kimseyi yanıltmazmış. Hoca böyle demişse kaynağı sağlamdır onun. Kanaatini de uyandırmış öyle biri. O İslam'ı özetlemiş bir kitapta. İslam'a giriş diye Türkçe'ye tercüme edildi o kitap. Onu Fransızcasından getirdim ben. Gittim kadınla görüştük. Dedi ki ben Hristiyanlıktan çıktım. Yahudiliği bilmem. Müslümanlığı da bunlardan duyduğum kadarıyla sevmiyorum dedi. Bizimkiler de hep hikayeleri anlatmışlar. Olmayacak masalları anlatmışlar. Dedim ki bak bunların da benim de size din anlatacak dinimiz yok bizim. Sen bu kitabı oku. Baştan sona bitir, bir ay sonra ben geleyim, beğenmediğim yerler üzerinde konuşacağım. Bir ay sonra ben gittim yine ona. Dedi ki, doğru söylemişsin, bugün arada İslam'la ilgili okuduğum kitaplar Fransızların yazdığı kitaplar. Onlar da İslam yayılmasın diye bin türlü yalanlarla kitap yazmışlar. Dedi ki, beğenmediğim bir tek yer var dedi. Ne o dedim. Dedi ki, ben domuz sucuğundan ayrılamam eğer Müslüman olursam. Dedim ki, Müslüman ol. Kelime işareti getir, bütün emirleri yerine getir. Domuz sucuğunu da ye dedim. Ama haram olduğunu bilerek ye, kabul ederek ye. Bak dedim, burada kopuk, kopuk da orada 3000 nüfuslu bir şehir, 30 kadar Türk var. 3000 nüfusun içinde. Bu hepsini iyi bilir Türklerin. Ama bak, ben daha önce bir şey söyledim size. Avrupa'nın en zirve cumhurbaşkanından bizim en serserimiz dürüsttür. Biz burada bunun kıymetini bilmeyiz, orada biliriz yalnız. Burada herkes birbirimizi tanırız. Gavuru da fazla gördüğümüz olmadığından, abi çok iyilerdir herhalde. Çok iyilerdir, filmlerde de çok iyi görürler ya, ondan. Hiçbir vatandaşa borcu senetsiz çeksin borç vermez. Kadın şey, o şehrin tek fırıncısı. Yani bir çuval mal alacak olsa biri ondan şeyden tartını geçirtmeden parasını şey unu vermez. Ama bizimkiler ya orada bana bir 20 bin frank ver dönüşte ödeyeyim. Çeksin senetsiz. Veriyor. O 30 tane adama da şey veriyor. Gidiş geliş kredi veriyor, varca vermiyorlar bizimkiler. Güven vermiş de, serserimiz, kopuk diye biri var, o da sarhoş gezer. Cuma'dan Cuma'ya namaz kılar. Bak dedim, kopuk, biliyor, iyi biliyor onu. Bak dedim, kopuk içki içer ama Müslüman. Ama içkinin haram olduğunu kabul ederek içer. Sen de dedim, bütün emirleri yerine getir, yasaklarına uy. Kelime şehadeti getir, bunları yap, domuz etini de haram olduğunu bilerek yemeye devam et. Rabbim diyor ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Sen de deneyelim dedim onu. Denedik, hakikaten netice alındı. Şimdi yine asker arkadaşım orada. İkisi veya üç sene önce bir gittim geldim konferans için Lyon'a da. O da gelmiş, dedi ki selamı var 84 yaşında, şimdi dedi 87 yaşında. Bizim fıkıh hocamız o. Namazımız oldu mu, olmadı mı, şu haram mıdır, helal mıdır, ona sorarız, diyor. Evet, namazı da bırakıverdik. Yani namaz bir insanı kötülüklerden alıkoymuyorsa kabul edilmediğinin işaretidir o. Onun için Rabbim diyor ki, feveylün lil musallin. Namaz kılanlara yazıklar olsun veya veyil cehennemde bir vadinin de adıdır. Cehennem vadisi onlar içindir. وَاَيْلُنْ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَابُونَ Onlar namazda namazı unuturlar. Namazın içinde namazı unuturlar.
namazdan, şimdi Fahrettin Razi, Allah rahmet eylesin, diyor ki tefsirinde, Allah'tan ki fi salatihim dememiş. Ellezinehum an salatihim demiş de, ellezinehum fi salatihim deseydi. Namazda namazı unuturlar, onlar cehennem olacaklar demiş olurdu. Namazı unuturlar, yani namazı unuturlar. Namazı kılmazlar, unuturlar. Onlar, onlara yazıklar olsun veya onlar cehennemde yanacaklardır anlamındadır diyor. Ki genelde bizim bizi kolay şey olmamız için, biraz daha teselli kurmamız için an salatihimi, namazı kılmayı unuturlar. Yani namaz kılmazlar onlar. Evet, ürünün salihine lezzetine man salatihim sahûn. Ama biz şeye de dikkat edelim. Namazı unuturlar. Yani namazda namazı unuturlar. Ona da işaret gelen ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْ صَرَاتِينَ جَاهُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ. Onlar gösteriş yaparlar. Allah rızası için yapmazlar mı? Bazı yaptıkları iyilikler vardır ama Allah rızası için yapmazlar. Adam 1 milyar dolar yardım yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Yani bu senenin bir haberi. Adam Amerika'da çok zenginler arasına girmiş. Çoluğu çocuğu da yoğulmuş. Demiş ki Meksika fakir köyü asabamın her ailede kaç çocuk varsa toplasınlar şehrin nüfusunu, bölsünler dolarımı, milyarlarca dolarımı, adam başı versinler. Yani aile 10 çocukluysa o en malı o götürüyor, dağıtıyor. Milyarlarca dolarını dağıttı, vasiyet yoluyla dağıttı. Sevabını görür mü? Allah için olmayınca olmaz. Ahirette sorar, der, ya ben böyle yaptıydım. Tamam da kim için yaptıydım? Nam için onu yaptıydım. Yani adım bassın. Veya halkıma iyilik yaptıydım. Peki de bunu niye yaptıydım? Hiç. Onların gönlü oldu, mükafatını aldım. Yapılan iş Allah rızası için yapılacak. Hani Fesad-ı Şirazi'nin Bilistan isimli güzel bir kitabında var. Ya nasıl, adam ölmüş de nasıl demiş, ahirette durumum nasıl? Vallahi demiş yani benim bir verecek bir şeyim, malım, mülküm yoktu. Gariban yaşadım, gariban öldüm demiş. Fakat garibin birinin ayağına diken batmış da onu çıkarıver dedim. Ondan dolayı Allah cennette bana gül bitirivermiş. Kabirde gülüm için altında yatıyorum demiş yani. Gülle. Diken çıkarıvermenin insanı cennete götürür mü götürür. Allah rızası için yaparsa yalnız. Yani, yoldaki taşı yolun kenarına atıverdiğinden imandan bir bölümdür diyor benim sevgili peygamberim. Ya bütün ayetler sosyal hayatımızı düzene koymak üzere. Yani bu hadisi okuduktan sonrası adamlar bir sıra dizmişler arabayı. Adam gelmiş ya arabasını da ikinci arabanın oraya koymuş. Gidiyor. Baba nereye gidiyor? Ya bir yere kadar giderek gelecek. Ama bu adam çıkacak olsa veya karşıdan bir araba geldiğinde bu araba geçemeyecek senin bu arabayı koymanla. İman zafiyet ne kadar etedir o? İman tatul elda ayıp tarik demiş, imanın bir şubesidir. Bu yoldaki engeli kaldırmanız sizin imanlı olduğunuzun işaretidir diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın erayetelezliğin ne yapıyoruz? Sosyal hayatı düzene koyuyoruz. Değil mi? Yetimlerin korunması, fakirlerin karnının doyurulması neyle denge sağlayacak? Devlet başkanıyla dengeli hale getirilecek. Devlet başkanı. Ben bunu bir uzmanla bir hesap çıkar bakayım dedim ben. Maaşı 10 binin üzerinde olanların tek milini toplamış, hesaplamış, çarpmış, bölmüş. 20 milyon insana ki aile reisleri veya yani ergenlik çağına gelmişler. Hepsine 5'er bin lira verilebilecek durumda. Aynen.
bürokrasisinden öyle yüksek paralar alınıyor ki çok fazla o adama göre. O adama göre çok fazla. Yani sistem yeni değil, bugünün hesabını aklınıza getirmek. Kurulmuş bunun, dezgahı kurulmuş. Bu dezgah devam ediyor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar, bazıları, namazı o. Namaz, adamı faydalanırmış ya. Niye? Adam riya için kılmış, gösteriş için kılmış adam. Adam baktım, bizim adamın da zenginin güzel bir kızı varmış. Ben babayı tanırım. Vefat etti Allah rahmet eylesin. Çok güzel İslami hizmetleri oldu. Vatandaş olarak maddi durumu da yerindeydi, iyi yerindeydi yalnız. İmam Hatip Derneği'nin ayakta tutan adam, binalar yapıveren adam, kız 18 yaşına gelmiş, doktor diplomasını almış, koşmuş, talibim ben diye olmaz demiş. Ne olacak, hafıza vereceğim ben demiş. Mühendis gelmiş, koşmuş gelmiş, yok ben hafıza vereceğim demiş. Öbürsü ben efendim avukatım, işte şöyle gelirim var böyle, yok ben hafıza vereceğim demiş. Ben damadı da gördüm. Garibanın birinin, baba ölmüş, anası onu beslerken bizim Almanya'dan, buradan Berluş gidip de Almanya'dan gelmiş gelenlerimiz var bizimdir. Şeriatçı, şeriat gelecek, kertler gidecek, Mercedes'e binmiş, benim eve de uğrar geçerken benim tanıdığım. Hocam uyuyorsunuz, uyuyorsunuz, biz getireceğiz. Ama şimdi yok yani, şimdi bir yumuşama var. Bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce böyleydi değil mi Avrupa'da gider bizim duruma? Almış o çocuğu, bir Kur'an kursuna bütün masraflar benim demiş. Bu çocuğu hafız yapmış, o da hafız olmuş, askere gitmiş, askerden gelmiş, duymuş. O zengin kızına hafıza vereceğimiş. Gitmiş, diploma bu, hafızım ben. Verdim demiş. Köylüsü mühendisi de yanında çalıştırıyor şimdi, işleri kendisi takip ediyor, Mercedes'te dolaşıyor. Yine hizmetleri devam ettiriyor yalnız. Yani Eyüp Efendi'nin hizmetlerini yine devam ettiriyor. Müslüman namazını kılıyorsa cömertliğini de devam ettirecek. Adam meyhanede masa kuruyor, kimse onun olduğu yerde araç ödeyemez. Şeye, elini cebine atamaz, cömert. Derken biri bunu beynine giriyor, tekrar İslami hayata döndürüyor. Bu sefer cimri bir adam olup çıkıyor. Ne iş ya? Ya daha fazla cömert olması gerekiyor değil mi? Ele yura'u. Şimdi duymuşlar şeyin bizim o zenginin, o aklıma gelen orası. Ulan hafız istiyormuş ama biz hafız değiliz ama onun gittiği camileri öğrenmişler, onun yanına takılıyorlar. Sana takılıyorlar selam verirken, doktor ona selam verirken beni görsün, avukat da beni görsün diye selam veriyor. Böyle bir durum yaşanıyor. Bu riyakardır gayri, kız alabilmek için, öbürsü makam kapabilmek için. Abi alınacakmış ama namaz kılanlardan alınacakmış. Bu sefer alacak olan makamın yakınında duruyor. Namaza gidiyor, onun gidip geldiği yerlerde dervişliğe bile giriyor, berduşluk gerekirse berduşluğa başlıyor. Bu tür şeyler riyadır. Yura'un. Hatta riya gizli bir şirktir der bizim ulemamız. Gizli şirktir. Yani Allah'a hesaba katmayı, kulu hesaba katma işlemidir riya. Ve yemne'un el ma'un. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını engeller. Yani bir kendisi vermez, başkasının verme işlemini de engeller. Bunu kim yapar? Kapitalist sistem engelliyor. Senin memur 20 sene, 30 sene çalışıyor, sonunda bir toplu para alıyor. Abi onu sen bankaya getir, büyük abilerimize biz onu verelim, onların işine yarasın seni. Sen de durunca ne faydası olacak sana? Gibi bizim beynimize giriyor, biz de götürüyoruz, oraya veriyoruz. Ve yine zenginlerimizin işine yarıyor o paralar. Halbuki ülkelerin gelişmesinde her ferdin kendine göre iş yapması
hani üniversitelerde okudur, küçük güzeldir diye, küçük sanayicilerin herkesin bir iş yapması ülkede akla gelmedik şeyleri ortaya çıkarılmış. Sanatları ortaya çıkarıverilmiş. O zekatı engellerler manasına da gelir ki şu anda zekat engellenmiş durumdadır. Yani zekat aslında devletin hazinesine verilir zekat. Zekatlar. Sevgili Peygamberimiz döneminde bir şey var, hazine var, orada yalnız zekat toplanır. O İslam tarihi boyunca devam etmiş gelmiş. Sonradan demişler ki emvali batına, yani kişinin kendinin bilebileceği para, şey, zenginlikleri var. Onu kendisi versin dilediğine. Devlete verse yine kabul. Ama kendine bırakmış, kendi çevrendeki fakirlere de ver. Ama o zekatla bütün Türkiye'nin, bugün Türkiye için düşünecek olursa, herkesin insanca yaşayabileceği bir maaş verilebilir şu andaki mevcut sermayeden. Yani Türkiye'nin mevcut mal varlığından zekatlar hakkıyla verilse, adaletle de dağıtılsa, normal insanca yaşayabileceği, işsizlerimize insanca yaşayabileceği maaş verilebilecek durumda imiş Türkiye'nin var. Bunu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bir zamanlar, bayağı oldu yani, bir 10-15 yıl oldu, Türkiye'nin zekat potansiyeli diye büyük bir çalışma yapıldıktan sonra 3 gün seminer halinde bunu sundular. O zaman söylediler bunu, Türkiye'nin zekat potansiyelini açığa çıkarmış oldular. O da bilinenlerle tabii, bilinmeyenlerin bir değil. Bir de maun çok basit ihtiyaçlar, onu bile engeller anlamında. Hani komşuluk ilişkilerimiz var ya, bunu tefsircilerimiz ondan vermişler. Hemen bir şeker alıverme, tuz alıverme, eskiden köz alıverme, köz. Köz alma vardı. Ben onu iyi yaşadım ben yani bizim köyümüzde. Kibrit yok piyasada. Bir yanan ateş sonsuza kadar devam ettirilecek. Bazı aileler devam ettiriyor. Bizim o şey, ateş lazım bize. Komşuna giriveriyoruz. Köyün içerisine ot beli dediğimiz. O ateş zaten farklıdır. Otun, ateşin koyulabileceği külün üzerine koyuveriyor, getiriyorsun, onun ateşini yapıyorsun. Şimdi de karşılıklı bu çağımızdaki ihtiyaçlarımızı komşuluk arasında biri birinden rahat, kendi evi gibi alabilme rahatlığına ermeli. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Türkçesini okuyayım, Arapçası da var burada da, karşı komşum, karşı komşum diyor. Senin onun ailesine ve malına zarar vereceğin korkusuyla kapısını kilitliyorsa sen gerçek mümin değilsin. Yani sen endişe veriyorsun karşı tarafa, vermeyeceğim. Bu güvenliği sağlayacaksınız karşı tarafa. Komşu kişinin belasından emin değilse gerçek mümin değildir. Kendisi de emin olması lazım. Komşuluk hakkı nedir bilir misiniz? Yardım istediğinde yardım etmendir. Borç istediğinde vermendir. Gücümüz orantılı tabii. Fakir kaldığında destek vermendir. Hastalandığında ziyaret etmendir. Komşu iyi bir şeyle karşılaştığında tebrik etmendir. Tebrik ederim. İşte şöyle bir şeyinizden sevindik. Sizin kazanmanız, oğlunuzun gelmesi, evlenmesi gibi şeyleri tebrik etmektir. Başına bela geldiğinde teselli etmektir. Ölünce cenazesine katılmaktır. Ev yaparken rüzgarını kesmemektir. Buyurun. Ev yaparken rüzgarını kesmemektir. Şimdi kapitalist sistemde rüzgarı kesmek üzere kurulmuş. Yemek kokusuyla komşuyu rahatsız etmemek, eğer duyulmuşsa yemek göndermektir komşuya da. Meyve aldığında ya hediye edeceksin veya kapalı getireceksin. Yani görmeden getireceksin. Komşu çocuğunu kızdıracak, kıskandıracak şekilde çocuğuna meyve verip dışarı çıkarmamak. Evde yesin meyvesini, dışarıya öyle çıksın.
Yok, yukarıda içeride arkadaşıyla oynayacak, imkanında da ona gitsin yani. Arkadaşına da gitsin. Komşuluk haklarını hakkıyla verebilmek için Allah'ın rahmeti olması lazım başta. Onun için de Rabbimin rahmetini çekecek halis bir kul olmamız gerekiyor. Rabbimiz yardımcımız olsun. Evet, sormak istediğinizi sorabilirsiniz şimdi. Çok açık böyle konuştuğumdan, bir defa sebep bir şey kalmadı mı? Kalmadığından, evet. Anlaşılmaz cümle kullanmamaya dikkat ediyorum, değil mi? Evet, herkesin anlayacağı. Hocam, ben genel bir şey sormak istiyorum. Evet, sor. Dersinizin başında da zikrettiniz, yani Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasıyla alakalı. İslam dininden önceki dinler, yani kabile gibi belli bir nüfus, yani aileye mi diyelim, kabileye yapıyordu ama İslam dini evrensel bir din. Evet. Bütün dünyaya gelmiş bir din. Ama Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde biz Kur'an'ı anlamanız için Arapça olarak indirdik diye bir ayetler var. Evet. Bunu nasıl açıklayabiliriz hocam? Şimdi mutlaka bir dille inecek. Evet. İnsan yeryüzündeki bir insanın diliyle inecek bu. Mesela Tevrat'ın İbranice indiği söylenir. Niye? Musa Aleyhisselam İbranice kullanıyor. O günün ona şey geliyor, hitap ettiği insanlara İbranice kullanıyordu. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı gelir yine aynen öyle. Anlaşılması için diyor ya, anlaşılması için Arapça indi. Sevgili Peygamberimiz Mekke'de doğmuş, büyümüş bir Kureyş kabilesinden bir insan. Onun diliyle inecek. Çünkü anlaması lazım onun. Onun anlatması lazım. Bir, iki, bu kesin olan burası da ikinci şey bizim insanlarımızın bulduğu şeyler. Arap dili Rabbim biliyor ya, onun ezeli bilgisinde biliyor. Peygamber Efendimiz ümmetiyle peygamber olarak gönderileceğini. Arap dilinde bir mükemmeliyet gelişmiş o esnada. Yani hangi dilin ki kelimesi daha fazladır, o dilin anlatımı daha fazla insanlara konuyu anlatma konusunda denilir. Onun için Arap dili hala güzelliğini koruyor şu anda. Neden? Kur'an'la koruyor. O cahiliye dönemi şiiriyle varlığını sürdürüyor. Zirveye ulaşmış şey. Arap dili Kur'an'dan önce yani, nazil olmasından önce. Derken bu yerleşmiş mi bu dil? Öyle bir topluma Kur'an nazil oluyor. Yani anlaşılmaz kelime kalmasın, muğlak bir cümle olmasın diye o günün şartlarında en mükemmel dil Arapça ve o Arap dili üzerine indirilmiş ve deniliyor. Evet. Lillahi'l-Fatiha. Sağ olasın.